Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Şubat ve Mart ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda çıkmış sorulardır. Lütfen soruları ezber yapmayın. Mantığını kavrarsak sınavda çok daha rahat edeceğiz. Ayrıca kanalımızda konu anlatımı derslerimiz var. Kursta gördüğünüz tüm dersleri online bir şekilde kanalımızdan izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında vardır. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan yazabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sol alt köşede adresimiz mevcuttur. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Birinci açık. Kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye. Olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse, aşağıdaki iki yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Ayakları 45 cm yükseltilmeli. B başı 30 cm aşağıya indirilmeli. C hareket etmemesi sağlanmalı. D kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hareket etmemesi sağlanmalıdır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A 10 dakika. B 15 dakika. C kalbi daha hızlı çalışana kadar. D hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunuma devam edilir. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A üçgen reflektör, B ilk yardım çantası, C yangın söndürme cihazı, D. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması araçlarda bulundurmamız gereken zorunlu malzemelerden değildir. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A yağdanlık, B yağ filtresi, C yağ çubuğu, D yağ pompası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yağ çubu adı verilir arkadaşlar. Hangi durumdaki kazazede göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? A solunumu düzensiz olan, B kalbi düzensiz çalışan, C solunum sayısı azalan, D kalbi duran. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kalbi duran hastaya göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. B. Aracın ivmelenme süresini arttırmak. C. Lastiklerin ömrünü uzatmak. D. Yakıt tüketimini azaltmak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? Lütfen dikkatli bakalım. A bağlantı yolu. B iki yönlü karayolu. C tek yönlü karayolu. D bölünmüş karayolu. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. İki yönlü karayolu adı verilir arkadaşlar. Zaten oklardan da belli. Araçlardan da belli. Biri ileri, biri geri gidiyor. İki yönlü karayolu anlamına gelmektedir. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olduğunu gösterir? A) Kabalık B) Hırçınlık C) Bencillik D) Sorumluluk Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sorumluluk temel değerine sahip olduğunu bize gösterir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A) Deride kızarıklık olması B) Bilinç seviyesinin artması C) Vücut sıcaklığının artması D) Nabzın hızlı ve zayıf olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. B. Dispiratör kablo bağlantılarının gevşek olması. C. Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması. D. Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında Motorun içine giren hava akışı zorlaşır. Motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. A yağ filtresi, B hava filtresi, C yakıt filtresi, D polen polen filtresi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresi olacaktır arkadaşlar. Hava filtresini değiştirmemiz gerekir. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş B. Şarj C. Ateşleme D. Kavrama Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavramadır arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavramadır. Akünün artı kutup başı, eksi kutup başına göre nasıldır? A. Daha kısa B. Daha uzun C. Daha ince D. Daha kalın Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Akünün artı kutup başı eksi kutup başına göre daha kalındır. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. B. Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması. C. Kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler. D. Artan stresli güç yaşam koşulları. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? A. İlk yardım tedbirlerini almakla. B. Yaralılarının ilaçlı tedavisini yapmakla. C. Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle D kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekte. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İlk yardım tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A ar arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi, B hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması. C. Uzağa gösteren lambaları yakması. D. Taşıt yolun soluna yaklaşması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması doğrudur. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? A. Kavrama B. Karoseri C. Manifold D. Süspansiyon Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dış bölüme karoseri denir arkadaşlar. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? A. Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak B. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek C. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak D. Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. Bu belediyelerin görevi değildir arkadaşlar. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A. Solunum sistemi B. Dolaşım sistemi C-Sindirim sistemi D-Sinir sistemi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sindirim sistemidir arkadaşlar. Doğru cevap sindirim sistemi. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? A-Balataların ıslanması B-Balataların yeni olması C-Fren ayarının düşük olması D-Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması frenleme esnasında fren pedalının titremesine sebep olur. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı yani kask kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şehirler içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi. B) Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı. C. Şehir içinde ve dışında mecburi. D. Seçeneğimiz ise şehir içinde ve dışında isteğe bağlı. Doğru cevabımız C. Seçeneği olacaktır. Şehir içinde ve dışında mecburidir arkadaşlar. Akünün kutup başları aracı ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası B. Şanzuman dişlileri C. Alternatör diyotları D. Diferansiyel dişlileri Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Alternatör diyotları arızalanır. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bize bildirir? Lütfen şıklara dikkatli bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bize bildirir arkadaşlar bu tabela. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B) Öndeki aracı arkadan çarpmak. C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D) Takip mesafesine uymamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öndeki araca arkadan çarpmak asli kusur sayılır. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Sorumuz biraz eksik olmuş. Şıklara geçiyorum. A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması. B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaranın hastaneye sevk edilmesi. C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. D şıkkımız ise cismin çıkarılması ve yaraya tentriyot dökülmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi doğrudur. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Diferansiyel arızalıdır. B. Buji kabloları gevşektir. C. Yağ pompası arızalıdır. D. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir araç sürücüsünün park edilmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre iki kat daha fazladır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. B. Engelli sürücülere moral vermek. C. Devletin kazanç sağlaması. D. Engelli sürücülere ödenek sağlamak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. Yani engelli park alanına biz gidip park edersek bunun cezası tam olarak iki katı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? A. Saç dökülmesi B. Bedensel aktivitede artma C. Ağızdan köpüklü kan gelmesi D. Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç meydana gelebilir. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A araç kusurları, B yaya kusurları, C yolcu kusurları, D sürücü kusurları. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürücü kusurları içinde değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? A. Şişlik B. Kızarma C. işlev kaybı D. Hareket ile azalan ağrı Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hareket ile azalan ağrı burkulma belirtilerinden değildir. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A yakıt seviyesi kontrol edilir. B önemsenmez devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D durulur. Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı kesinlikle çıkarılır arkadaşlar. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? A 10 ila 18. B 12 ile 20, C 14 ile 22, D 16 ile 24. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı 12 ile 20 arasındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A yakıt borularının uzunluğu, B yakıt filtresinin tıkalı olması, C yakıt filtresinin tıkalı olması, D hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine sebep olur. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmeli, B işaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu B. Yaralıların durumu ve sayısı C. Kaza yerinin açık ve net adresi. D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kaza yerinin açık ve net adresi kesinlikle bildirilir. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A. Emme zamanı B. Sıkıştırma zamanı C. Ateşleme zamanı D. Egzoz zamanı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında sadece hava pistonla sıkıştırılır. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması B. Frenlerin ayarsız olması C. Rolant ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması. Sürücüden kaynaklanan yakıt tüketiminin artmasındaki kusurdur arkadaşlar. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B yakıt deposunun boşaltılması, C aracın yüksek devirde kullanılması, D lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yakıt deposunun boşaltılması uygundur. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A bağlantı yolunda seyrederken, B tek yönlü yollarda duraklarken, C tek yönlü yollarda park ederken D iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gitmemiz yasaktır. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A sağ şeride geçmek B sığınma cebine girmek C önündeki aracı geçmek D. Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak zorundadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir yıl süreyle yer alınır. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? A. Kaza zamanının B. Açık ve net adresin C. Yaralıların kimliklerinin D. Yaralıların sayısı ve durumlarının Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaralıların kimliklerinin bildirilmesine gerek yoktur. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A su pompası, B şanzıman dişlileri, C alternatör diyotları, D diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Alternatör diyotları arızalanır. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A. Gösterge panelinde cam resistans lambasının yanması. B. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. C. Klimanın yeteri kadar serinletmemesi. D. Araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Araçtan yanık kablo kokusu gelmesi. Bu durum olduğunda kontağı kapatıp aracı durdurmamız gerekir arkadaşlar. Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? A. Araç B. Ticari taşıt C. Arazi taşıtı D. Şıkkımız ise taşıt katarı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Doğru cevap araçtır arkadaşlar. Yani motorlu motorsuz özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri lastik tekerlekli traktörlerin genel adı araçtır trafikte. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur? A. Buşi kabloların gevşek olması B. Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi C. Yan pompasının arızalı olması D. Alternatörün arızalı olması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi. Aracın hangi sistemindeki kaçak akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? A yakıt sistemindeki, B elektrik sistemindeki, C yağlama sistemindeki, D soğutma sistemindeki. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Elektrik sistemindeki arıza yani kaçak akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu. B) Araç kapılarının birinin açık kaldığını. C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini. D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bize bildirir. Motora yağı nereden konulur? A. Karter tapasından B. Radyatör kapağından C. Yağ çubuğu deliğinden D. Subap külbütör kapağından Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Subap yani külbütör kapağından motora yağ konulur. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Görüyorsunuz arkadaşlar. A. Azami hız sınırını B. Taşıtın giremeyeceğini, C. Geçme yasağı sonunu, D. Hız sınırlaması sonunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Azami hız sınırını bize bildirir. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün, B. Far ampulünün, C. Marş motorunun, D. Endüksiyon bobininin. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Marş motorunun ömrünü kısaltır. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) Kanın kalbe gelme hızının artması, B) Vücut sıcaklığının yükselmesi, C) Kalbin kanı pompalama gücünün artması, D) Seçeneğimiz ise kandaki oksijen oranının düşmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kandaki oksijen oranının düşmesi. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir? A kırık, B çıkık, C burkulma, D çarpma. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. En hafif zedelenmeye burkulma denir arkadaşlar. Akünün iki kutup başına aynı anda madene bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akünün ömrü artar. B. Akü daha iyi şarj olur. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur patlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Akü kısa devre olur ve patlar arkadaşlar. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A 0.20 B 0.30 C 0.40 D 0.50 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere 0.50 yazılmalıdır. Yani kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin Karayolunda araç sürmesi yasaktır arkadaşlar. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A motordaki yağ seviyesi, B ateşleme sistemindeki ilgili buji, C sigorta panelindeki ilgili sigorta, D yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sigorta panelindeki ilgili sigortaya bakmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A uygun vitesle seyredilmesi, B araca aşırı yük ve yolcu alınması, C aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması, D aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Uygun viteste seyredilmesi çevre kirliliğini önem, önleme açısından olumlu bir davranıştır. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması, B zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, C zarar verdiği aracın sahibini bulması, D seçeneğimiz ise trafik görevlisine haber vermesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını, B sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını, C sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını, D seçeneğimiz ise yolda kasis tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sağ tehlikeli, devamlı virajlara yaklaşıldığını bildirir. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A. Hızlı ve aceleci davranmaya. B. Kaza yapan araca hasar verilmemesine. C. Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına. D yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine dikkat edilmelidir. Hastanın serin yere alınması, su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi. Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumlarda yapılır? A bayılmada B. Sıcak çarpmasında C. El er bileğinin burkulmasında D. Kafa ve beyin yaralanmasında Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıcak çarpmasında uygulanır arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini B. Motoru durdurmasını C harekete hazırlanmasını, D biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması. B araç çalışır vaziyetteyken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması, C aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması, D seçeneğimiz ise itfaiye haber verilip gelmesinin beklenmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İlk yapmamız gereken işlem aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılmasıdır. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir? A. Alternatöre B. Marş motoruna C. Yağ pompasına D. Silecek motoruna Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatöre hareket iletir. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? A. Yağ sızıntılarının artması B. Ses, sürtünme ve aşınmaların artması. C. Tekerleklere hareketin iletilmemesi. D. Vites değiştirmenin kolaylaşması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Ses ve sürtünme ve aşınmanın artması. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek. B. Kalp masajında kullanmak. C yaraları kapatmak ve sarmak. D seçeneğimiz ise kırıklarda ağrı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak amacıyla kullanılır. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayatı tehlike oluşur? A yüzde beşi, B yüzde onu, C yüzde onbeşi, D yüzde yirmisi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. %20'sini kaybedersek, vücudumuzdaki kanın %20'sini kaybedersek hayati tehlikemiz oluşur arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Lütfen tabelaya dikkat edelim. A bisiklet girişinin yasak olduğunu, B motosiklet girişinin yasak olduğunu, C sadece motosikletlerin girebileceğini, D seçeneğimiz ise motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motosiklet girişinin yasak olduğunu bize bildirir. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır? A 1 metre, B 1,5 metre, C 2 metre, D şıkkımız ise 2,5 metre. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2,5 metreyi aşarsa kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı koymamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur? A. Vites kutusunun B. Pistonların C. Krank milinin D. Rot başlarının Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Rot başlarının aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına sebep olur. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Göz kamaşmasını önlemek B) Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görünmek D gaza, gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz kamaşmasını önlemektir arkadaşlar en büyük avantajı. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A kamyon ile kamyoneti çekmek. B çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak. C. Freni bozuk aracı, çeki demiriyle çekmek. D. Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak yasaktır. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D sırt üstü yatırıp göğüs ve karına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bebeklere suni solunum ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek yapılır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A batı, B doğu, C kuzey, D güney. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Doğu yönünü gösterir arkadaşlar sağ taraf. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakaları ile ilgili geliştirilmiş yeni bir zorunluluktur? A. Özel plaka olmalı. B. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı. C. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. D. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması gerekir. Bu bir zorunluluktur arkadaşlar. Şekildeki bir numara araç 80 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 10 metre, B 20 metre, C 30 metre, D şıkkımız ise 40 metre. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. En fazla 40 metre yaklaşabilir. Hızımız 80 kilometre olduğu için tam olarak yarısı arkadaşlar. 100 kilometre gidiyor, 100 km ile gidiyor isek tam olarak yarısı yani 50 metre yaklaşabiliriz. Bunun mantığını bu şekilde kavrayın. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir? A bilinci yerinde olmayan, B omurgasında kırık olan, C kalça kemiğinde kırık olan, D. Kaburga kemiğinde kırık olan. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kaburga kemiğinde kırık olan yarı oturuş pozisyonu alınarak taşınabilir. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur? A. Kırmızı ışıkta bekleyen araç süreci, sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada. B. Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede. C. ilerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermedi. D. Seçeneğimiz ise bisiklet yolundaki bisikletlerin taşıt yoluna girmelerini önlemedi. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. İlerisi görünmeyen döneme yaklaşırken gelişe haber vermede kullanması zorunludur. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? A. Eklem çevresindeki şişmedir. B eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. C eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. D şıkkımız ise eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonunda alınarak taşınabilir? A göğüs kemiğinde kırık olanlar. B kalça kemiğinde kırık olanlar. C omurilik zedelenmesi olanlar, D besin zehirlenmesi olanlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Besin zehirlenmesi olanlar yan yatış pozisyonu alınarak taşınabilir. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Aşırı susuzluk hissi. B. Nemli ve soğuk deri. C. Yavaş ve güçlü nabız. D. Şıkkımız ise hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Yavaş ve güçlü nabız. Bu belirtilerden biri değil arkadaşlar. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A 2 santim. B 5 santim, C 8 santim, D 11 santim. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmalıdır. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15 metre, B 20 metre, C 25 metre. D 30 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü B. Solunum kontrolü C. Çeneyi göğse iyice yaklaştırma D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A otobüs, B minibüs, C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Tehlikeli viraj yön levhasıdır. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? A. Yol çizgileri B. ışıklı işaret cihazları C. Trafik polisinin sayısı D. Karayolundaki taşıt sayısı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır yol çizgileri ile belirlenir. Son sorumuz arkadaşlar. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? A. Vitesi boşa almak. B. El frenini çekmek. C. Fren pedalına basmak. D. Debriyaj pedalına basmak. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. El frenini çekmek gerekir arkadaşlar. Bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Aynı soru farklı farklı şekillerde sorulabiliyor arkadaşlar. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri takip ediyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.